Var. Evet, Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri harekat başlattı. Bu harekatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Türkiye Kuzey Suriye'ye bir harekatı aslında birkaç yıldır başlatmak istiyordu. Bunu ben sık sık tekrarlıyorum. Bu 2015 yılından 2016 yılından beri yani AKP'nin ve Erdoğan'ın MHP ile bir koalisyon kurmasından beri iktidarın kafasında olan bir şeydi. Zaten çözüm sürecinin bitirilmesi de biraz bu gelişmeyle de bağlantılıydı. Çünkü Türkiye çözüm sürecini bitirdi ve şu yüzden bitirdi büyük oranda. Hem Türkiye'nin, Kürtlerin daha doğrusu Kürt siyasi hareketinin hem Türkiye içinde hem de Suriye'de bir pozisyon sahibi olmasını engellemek istiyor. Yani bu aslında böyle bir politikanın sonucu. Yani bu çünkü biz baktığımız zaman Türkiye niye oraya girmek istiyor? Oradan aslında yani Suriye'nin kuzeyinden Türkiye topraklarına bir saldırı, ne bileyim ben buna benzer bir şey. Oranlarsa eğer çok çok düşüktür, yok gibidir. Yani bütün mesele Türkiye'deki siyasal Kürt siyasal hareketine yakın bir grubun Suriye'de bir pozisyon sahibi olmasını engellemek, oradaki Kürtleri içinde olduğu hakim güç olduğu yapılanmayı ezmek ve dağıtmak. Buna bugüne kadar Amerika izin vermiyordu. Çünkü hatırlayalım, aslında Türkiye'nin bu dağıtmak istediği yapılanma IŞİD'e karşı da en büyük savaşı veren, mücadeleyi veren gruptu. Dolayısıyla Amerika'nın gözünde özel bir yeri vardı. Amerika da buna izin vermiyordu. Fakat bu Trump'ın gelgitli hallerinden Erdoğan yararlanmayı bildi en sonunda ve bir izin kopardı. Bu budur. Yani hani harekatın tarif edildiği gibi iktidar tarafından ve iktidar medyası tarafından tarif edildiği gibi bir amacı olduğunu düşünmüyorum ben. Tamamen oradaki yapılanmayı karşı bir harekattır. Ve bu da dediğim gibi 4 yıldır zaten iktidarın kafasında olan, aklında olan bir şeydi. Ha, şimdi bu nasıl faydalanacaklar bundan? Evet, şimdi bir taraftan da son 5-6 aydır da, hatta son 5 yıldır da iktidar kendini zorda hissediyor. Oy açısından, Türkiye'deki seçimler açısından hatırlanacaktır. Yetvert Bey, İstanbul'u, çok özür Ankara'yı... diliyorum, sözünüzü Evet. kesiyorum ama şu an Diyarbakır'da yapılan bir eyleme ciddi bir polis müdahalesi var. Lütfen hatta kalın, bu müdahaleyi ekranlarınıza getirelim. Ardından Bekliyorum. değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz ama devam da edebilirsiniz. Buyurun, sadece izleyicilerimize hatırlatalım. Diyarbakır Halkların Anladım. Demokratik Partisi'nin binası önünde yapılmak istenen bir eyleme polis müdahalesi var. Buyurun lütfen. Evet, ben şu an görüntülü göremiyorum ama neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Zaten bu kayyum, yani iktidar bir taraftan da hem bu var, az evvel bahsettiğim bu, hem de iki taraftan da sıkışmıştı siyasi anlamda Türkiye içinde. Hem kayyum yani şimdi Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanması nedeniyle tepkiler görüyordu. Hem de İstanbul, Ankara'yı kaybetmesi nedeniyle belediye seçimlerinde sıkışmış durumda hissediyordu kendini. Şimdi bu operasyonla HDP dışındaki bütün muhalefeti kendi arkasına dizmiş oldu Erdoğan. Yani MHP, CHP, İyi Parti tamamen iktidarın arkasına dizilmişlerdir ve bu operasyonun gerçek amaçlarını dile getiren yine HDP dışında herhangi bir parti göremiyorum ben. Herkes işte bir savaş, sanki savaşa giriyormuşuz. Halit Hürriyesi yaratmaya çalışıyor. Evet, bu bir savaş ama yani bu aslında bir harekat ve karşın yani Türkiye işgali falan uğramadı. Türkiye başka bir ülkenin topraklarına girmiş vaziyette. Ama sanki bir milliyetçi romantizm yaratılmaya çalışılıyor. Bunu yaratmak isteyen çok fazla sayıda kesim var biliyorsunuz Türkiye'de. Onlar da şimdi bununla beraber bir savaş tamtamları çalınıyor ve açıkçası şunu söylemek lazım. Bu bir savaştır. Yani savaşın yani güzel bir tarafı olmamıştır hiç. Savaş her zaman için yıkım getirir, ölüm getirir, hayatlar kararır, insanların canı yanar. Fakat bunu dinlendiren ne yazık ki çok az kesim var Türkiye'de. Bunu görüyoruz. Yani özel olarak ilk başta bunu söylemek isterim. Vaktim varsa bir iki şey daha eklemek istiyorum. Bilmiyorum, vaktim var mı? Buyurun, dinliyoruz sizi Yetvar Bey. Bu dünden beri Suriye'nin yani Türkiye'nin operasyon alanı olarak seçtiği ve girdiği bölgelerde Hristiyanlar da yaşıyor, Ermeniler, Süryaniler de yaşıyor orada ve
Onlar açısından şu an durum son derece kritik bir vaziyette. Bu sabah biz Agos'lara duyurduk. Tel Aviv'deki 16 Ermeni ailenin oradan tahliye edilmesine çalışılıyor. Kamışlı'da da yani sivil halk, hem yani Kürtler hem sivil Hristiyanlar, Süryaniler, Asuriler orada şimdi zor durumdalar ve bu da açıkçası Türkiye'deki Ermeni toplumunu da endişelendiren ve konuya daha da yakından bakmalarını doğuran bir durum oldu. Bu harekatın yani Ermenilere ve Hristiyanlara bir kez daha bir göç yollarına düşürme sonucu açma ihtimali çok yüksek. Bu da ayrı bir endişe doğuran bir durum. Zaten Ermenistan'da bunlara altını çizerek bu sabah bir açıklama yayınladı ve harekatı kınadı. Edward Bey, tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi iktidar bu askeri harekatı gerekçelendirirken bir argümanı da güvenli bölge oluşturup Türkiye'deki mültecileri o güvenli bölgeye göndermek, oraya yerleştirmek. Böyle bir şey mümkün mü? Harekattan bağımsız birilerini kendi rızası dışında o bölgeye gitmelerini sağlamak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam da bu hafta Ağustos'ta ben bu konuya dikkat çekmiştim. Yani bu az evvel bahsettiğim konuların dışında bir de bu konuya dikkat çekmiştim. İktidar bir de tabii şöyle bir hesap yapıyor. Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı bir tepkinin yerel seçimlere kendisini oy kaybettirdiğini düşündü. Ve şimdi bu harekatta güvenli bölge dediği topraklara da Suriyeli göçmenleri göndereceğini ilan ediyor. Şimdi onlar oradan mı geldi ki siz oraya, yani bir göçmeni siz kendi rızası dışında herhangi bir yere nasıl gönderirsiniz? Bu hem göçmen haklarına hem de insan haklarına son derece aykırı bir tutumdur. Yani hem toprak elde ediyorsunuz, bir ülkeye giriyorsunuz ve o ülkenin başka bir yerinden sizin ülkenize kaçmış insanları şimdi zorla veya artık hangi neden şekilde yapacakları bilemiyorum. O topraklara yöneltiyorsunuz ve iki nedenle bu şey mahsurlu. Hem oradaki popülasyonu değiştiriyorsunuz, yani orada belki başka insanlar yaşıyordu. Hem oradaki popülasyonu değiştiriyorsunuz, hem de sizin ülkenize sığınmış göçmenleri kendi rızaları dışında hiç istemedikleri bir yere gönderiyorsunuz. Bunu gerçekten yaparlar mı bilemiyorum. Bu belki de Türkiye'de körüklenen milliyetçiler tarafından körüklenen Suriyeli göçmenlere yönelik tepkiyi belki biraz dağıtmak amaçlı, ya gündem değiştirmek amaçlı açıklamalar da olabilir. Çünkü bu uluslararası açıdan insan haklarına, göçmen haklarına son derece aykırı ve mahsurlu bir tutum. Bunu dillendirmek lazım bence her platformda. Yani zor